10. Köy'den herkese selamlar. Kars Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Dün çok tatsız bir olay yaşandı. 23 Nisan törenlerinde Tuğgeneral Özgür Nuhut elinizi uzattınız. Uzattığınız eli havada bıraktı. Elinizi sıkmadı. Kamuoyunda tartışılıyor bu. Bir tweet attınız. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle karşılaştıranlar var. Yani 90'larda da o eller havada kalıyordu. Geçmişte işte bugün AK Parti'yi temsil eden siyasetçilerin eli havada kalırken bugün HDP'lilerin eli havada kalıyor. Niye bu noktaya geldi Türkiye? Yani tabii yani eli havada bırakanın ya da bırakılanın kim olduğunun hiçbir önemi yok. Burada önemli olan yani bir biçimde demokrasiye saygıdır. Seçilmiş birinin temsil ettiği iradeyi hazmetme meselesidir. Yani kim hangi niyetle kime yapmış olursa olsun sonuçta değişen bir tablo yok. Yani bu şehirde ben 3 dönemdir milletvekili seçiliyorum ve şimdi de belediye başkanı seçilmişim. Kişisel olarak kimseyle tokalaşma heveslisi değilim. Sonuçta bir bayram törenine katılım konusunda şehirdeki beklentinin gereğini yerine getirdim. Yani bu tavır gayet tabii kişisel olarak bana yönelik bir tavır değil. Kars halkına yönelik bir tavırdır. Seçim dönemindeki gerilimleri biz seçimden sonra bitirdik. Bütün siyasi partiler de bu konuda üzerine düşen tavrı koydu ve artık şehir normal hayatına, rutin gündemine döndü. Biz de siyasi bir çalışma yapmanın ötesinde doğrudan hizmet ağırlıklı bir gündemle meşgulüz. Şimdi bir bayram atmosferinde, bir bayram ortamında şehri germeye, toplumda yeniden yani bir endişeyi, kaygıyı, tepkiyi, öfkeyi harekete geçirmeye kimsenin hakkı yok. Ne siyasetçinin ne bürokratın böyle bir lüksü, böyle bir yetkisi asla olamaz. Yani bu şehir bunlarla gündeme gelmemeli. Çok ciddi kangrenleşmiş sorunları var. Yani yolsuzluk gırtlağa kadar çıkmış vaziyette. Yani şehirde her türlü usulsüzlük yaşanmış. Bunlara hiçbir tepki vermeyip şimdi gelip biz tam iş yaparken, sorun çözerken, kangrenleşmiş sorunlara neşter atıp halkta da bunun karşılığını alırken verilen bir tepkinin hiçbir izahı olamaz. Peki Sayın Bilgen, HDP'yi dışlama siyasetini AK Parti yürütüyor. Özellikle seçim döneminde bunu dozunu da artırmıştı. Bunu ordunun yapması, yani silahlı kuvvetlerin bir mensubunun, bir generalin yapması ne anlama geliyor? Şimdi yani eğer eski Türkiye geride kalmışsa, yani bir askeri vesayet rejimi bitmişse ve silahı olan, güvenlik bürokrasisi, üniforması olan, apoleti olan siyasi iradeye tabi ise, ki buna dair anayasa değişiklikleri yapıldı, yani kimi düzenlemeler yayınlandı, uygulamaya konuldu. Eğer gerçekten bunlar bir anlam bulmuşsa, yani burada elbette ki ben hani bu tavrı Kars halkına, seçmene yönelik bir tavır olarak görüyorum. Ama sorumluluğunu ve hesap verecek makam olarak da kendisini görmüyorum zaten. Yani sonuçta onun komutanları var, amirleri var. Nihayet bir siyasi muhatap var ortada. Yani eğer bu tablo yakışıyorsa, normalse, şık bulunuyorsa, olabilirse, yani biz olduğumuzda bu yani üstü örtülecek bir vaka olarak görülüyorsa, yani bizim bu konudaki muhatabımız, polemik yapacağımız kişi asla bu fiili yapan kişi değildir. Evet. Yani sonuç itibariyle burada anayasada tarif edilmiş konum, yetkiler, hukuk bellidir. Yani bu konuda sergilenen her yaklaşımın da bir şekilde bize açıklaması yapılmalıdır. Yani yerel mülki idare midir? Yoksa kendi hiyerarşisi içerisinde komuta kademesi midir? Nihayet onun bağlı olduğu yani Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı mıdır? Yani beni ilgilendiren taraf budur. Onun dışında hiçbir şekilde kişisel bir polemiğin asla tarafı olmam. Yani bu anlamda kendisine cevap verecek falan bir yaklaşımın içerisine asla girmem. Yani Kars halkı kendi cevabını vermiştir. Bugün Kars'ın kamuoyunun, sosyal medyadan tutun, günlük esnaf, çalışanlar, her siyasi görüşten, hiç ayrım yapmaksızın söylüyorum. Yani belki asla HDP'ye hayatı boyunca oy vermemiş ve vermeyecek kesimler dahil. Bunun yani Kars'a yapılmış bir saygısızlık olduğu yönündeki yorum herkesin ortak kanaatidir. Yani eğer bu uygulamalar
normal görülüyorsa ve bir kere daha tekrar etme ihtimali söz konusuysa, ki bu yani sergilenecek tavra göre hareket edeceğiz, bizim açımızdan hiçbir şekilde yani bu halkın iradesine yani saygısızlık yaptırmaya ve yani Kars'ın bir şamar olanı olmadığını göstermeye dair tavrımızı koyarız. Bundan sonra hiçbir törende, hiçbir düzeyde yani temsil söz konusu olmaz. Yani ve bu kesinlikle bunun açıklaması yapılana kadar, bununla ilgili bir ikna edici bir tutum, tavır ortaya çıkana kadar da yani bundan sonra biz kendi törenlerimizi yaparız, onlar kendi törenlerini yaparlar. Görürüz bakalım halk hangisine katılıyor, kitle kendi bayramını, çocuklar, gençler kendi bayramını nasıl kutluyor, bürokrasi nasıl kutluyor, bunu görürüz. Bu tercihi asla yaptırtmak istemeyiz ama bu yapılan tavır halkı devletten soğutmaktır. Çok evet. Açık biçimde söylüyorum. Yani dolayısıyla da umarım bu konuyla ilgili bir açıklama bize yapılır, ikna edici bir açıklama yapılır. Bu talihsiz olayın bir daha gerçekleşmeyeceğine dair net bir irade ortaya çıkar. Biz de üzerimize düşen tavrı sergilemeye devam ederiz. Evet, yani bir özür bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bu bana değil, Kars halkından bir özür, Kars halkının bir beklentisidir. Bunun yanlış olduğuna dair beyanı ya bu işi yapan kişi ya da neyse onun amirleri, sorumluları bunu beyan etmek durumundadır gayet tabii. Yani hiçbir şey olmamış, normal bir durum olarak kabul ediliyorsa biz de kendi planımızı, kendi çalışma tarzımızı ona göre şekillendireceğiz. Ben bu manzarayı bir kez daha asla Kars halkına yaşatmam. Evet. Peki Sayın Bilgen, şimdi bir de 23 Nisan'da meclisteki törende, 23 Nisan töreninde partinizin eş genel başkanı Sayın Pervin Buldan konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı meclisi terk etti. Daha sonra dedi ki ben İstiklal Marşı okumayanlarla aynı ortamda bulunmam, onları dinlemem dedi. Bu gerginliğin artması, yani hani siz dediniz ki seçim döneminde yaşananlar orada kaldı, seçimden sonra bu gerilimler bitti dediniz, ancak bu biraz devam ediyor gibi yine HDP'ye yönelik bu tür söylemler. Şimdi bir suç söz konusuysa, yasalara aykırı bir durum varsa yargısal süreç işletilir. Bunun dışında yani kişisel polemiklerle, yorumlarla bu ülkede siyaseti gerilim üzerine inşa etmeye hiç kimsenin, hiçbirimizin, kendimizi de dahil ederek söylüyorum, hakkı yok. Yani bu ülkeye yani bir biçimde gerilim atmosferini hakim kılarak yani ekonomik krizi tetiklemek, dış politikadaki yaşanan süreci körükleyecek hamleler, davranışlar içerisinde girmek küçük hesaplar yapmaktır. Yani bizim bu konuda elbette ki yanlışımız varsa, eksiğimiz varsa bunlar insani iletişim yöntemleriyle, siyaset bir öğrenme sanatıdır aynı zamanda, eksiklerimizi görürüz, onları düzeltiriz. Ama eğer gerilim siyasetinden medet umulmaya yani devam edilirse bunun faturası bütün ülkeye çıkar. Kaybeden sadece biz olmayız, bütün Türkiye kaybeder. Dolayısıyla da böyle bir pozisyon içerisine girerken, yaklaşım içerisine girerken herkesin çok sağduyulu olması, serin kanlı olması, hukukun sınırları içerisinde konumunu, pozisyonunu dikkate alması, özellikle de siyaseti toplumu geren bir adres değil, tam tersine toplumda gerilimleri azaltan, hizmeti yani demokrasiyi egemen kılacak bir olgunluğun sergilenmesi gerekir. Evet, bir de şunu merak ediyorum son olarak, özellikle dediniz ki gırtlağa kadar yolsuzluk var. Bunlarla uğraşacaklarına işte hala bizimle uğraşıyorlar ya da halkı karşılarına alıyorlar. Nasıl bir zarar verilmiş ve nasıl telafi edilecek Kars'ta özellikle? Şimdi yani bizim nüfusumuz 80 binden biraz fazla. Iğdır'ın nüfusu 90 binin üzerinde. Iğdır'ın personel sayısı 450, bizim personel sayımız 1000'e yakın. Evet. Şimdi bu her şeyi herhalde ifade etmeye yetiyor. Evet. Normalde bizim 300'lü rakamlarla personelimizin olması gerekiyor. Yani bu personel ne üretiyor, şehre ne katıyor, ne kadar nitelikli personel, yani buna baktığınızda aslında yani belediyenin bir arpalığa döndüğünü çok net biçimde görüyorsunuz. Nitekim yani temizlik yapamayan, çöp toplamayan ama personelinin aslında neredeyse 700 tanesi temizlik hizmetlerinde görevlendirilebilecek pozisyonda bir şehirden bahsediyoruz. Birilerine maaş yani bunun gibi, bunun gibi yani bir biçimde işte hesaplarla ilgili bütün hesaplar hacizli şu anda. Yani 338 milyon borcu var şehrin. Şimdi yani bu kadar açık ihale kanununa aykırı usulsüz işlemler yapılmış ve yani bu şimdiye kadar nedense hiç kimsenin dikkatini çekmemiş.
Yani kimse bunu soruşturma konusu yapmamış, şikayet konusu yapmamış ya da işte yapılmış bir takım soruşturmaların gereği yerine getirilmemiş. Eğer yani vatanınızı seviyorsanız, şehrinizi seviyorsanız onun bir kuruşunun bile yani birilerine peşkeş çekilmesinden rahatsızlık duymanız lazım. Ya da bu kadar güzel bir tarihi şehir, bir kültürel mirasa sahip şehirde sokaklar çöp içerisindeyse, yollar çukur halindeyse, çamur halindeyse, ne bileyim su akmıyorsa doğru düzgün, bunu galiba birilerinin kendine dert etmesi gerekiyor bu şehirde. Şimdi bunu dert edinmeyip ama yani siyasi görüşlerimizin farklılığı yani eğer soruna dönüşüyorsa bu aslında diğer sorunların örtülmesine hizmet eder. Başka hiçbir şeye hizmet etmez. Evet. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Kars Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen'le birlikteydik. Özellikle bu dünkü gerilimi konuştuk. 23 Nisan törenlerinde yaşanan gerilimi konuştuk. Ve tabii siyasetin bu gerilimi üzerinden nasıl atması gerektiğine dair fikirlerini paylaştı Sayın Bilgen. Şimdilik hoşça kalın.